Arka Sanat Merkezi'nden merhaba çocuklar. Birbirinden ilginç kuş resimleri görmeye hazır mısınız? Kuşların gökyüzünde süzülmesini izlerken içimize neşe dolar, öyle değil mi? Ayrıca kuşlar insanlar ve ressamlar için ilham kaynağı olmuş ve ressamlar birbirlerinden güzel kuş resimleri yapmışlar. Gelin birlikte 3 önemli ressamın yaptığı ilginç kuş resimlerini hep birlikte inceleyelim. Picasso, kübizm sanat takımının öncülerinden ve Picasso resimlerinde nesneleri veya canlıları geometrik şekillerde ve bazen farklı açılarda resmetmiş. Picasso ayrıca kuşları da çok severmiş. Özellikle güvercinleri yaptığı birçok resmi var. Gelin hep birlikte bu resimlerden bir tanesini inceleyelim. Evet, Picasso'nun yaptığı kuş resmi ne kadar ilginç değil mi? Şimdi bir de Jean Miró'ya bakalım. Miró'nun da kendine özgü bir tarzı var. Miró'da nesneleri veya canlıları göründüğü gibi değil, kendine özgü bir yöntemle çizip boyuyormuş. Ayrıca Miró da kuşları çok seviyormuş. Hatta kuşların gökyüzünde uçarken dünyayı nasıl gördüklerini de hep merak edip hayal edermiş. Gelin birlikte bir de Miró'nun yaptığı bir resmi inceleyelim. Evet, Miró da ne kadar ilginç bir kuş resmi yapmış, öyle değil mi? Son olarak Henri Matisse. Matisse'in resimlerine baktığımızda da birbirini tekrar eden renk ve şekilleri görüyoruz. Matisse'in de yaptığı kuş resimleri ne kadar ilginç. Gelin hep birlikte inceleyelim. Evet, şimdi sizler de kendi kuş tasarımlarınızı yapmaya hazır mısınız? Başlayalım. Evet, ben siyah keçeli boya kalemimle başlayacağım ama siz kurşun kaleminizle çizmeye başlayabilirsiniz. Evet, bu aşamada Picasso'nun, Miró'nun ve Matisse'in resimlerini inceledik. Siz onlardan da ilham alarak bir kuş resmi çizebilirsiniz. Tamamen kendiniz sevdiğiniz gibi de bir kuş resmi oluşturabilirsiniz. Ben şimdi kendim ve farklı bir kuş çizimi yapacağım. İncelediğimiz 3 ressamda şekilleri birebir, yani kuşu gördükleri gibi çizmemişler, değil mi? Yani benzetmek için çabalamamışlar. Hayal dünyasından da bir şeyler katmışlar. Yani kendilerinden. Siz de kuşunuza farklı özellikler bile ekleyebilirsiniz. Kanatlarında belki çok daha fazla kıvrıklar vardır. Evet, çizim aşamasından sonra ne yapıyorum? Çizdiğim kuşu dilediğim gibi renklendiriyorum. Belki bir kanadı yarıya kadar turuncudur. Yarısından sonra mavidir. Neden olmasın, değil mi? Aslında çevremize baktığımızda gördüğümüz kuş cinsleri de birbirlerinden ne kadar farklı, öyle değil mi? Kargalar, martılar, güvercinler, serçeler. Belki sizin aklınıza çok daha farklı kuşlar gelmiştir. Onları da hatırlayarak öyle bir kuş cinsi yapıyoruz. Belki siz güvercinin kanatlarını seviyorsunuzdur, serçelerin gagasını. Belki iki tane sevdiğiniz kuşu da bir araya getirerek farklı bir kuş çizimi yapmış olabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Bu kuşun üzerine böyle şekilleri de olsun. Miró'nun yaptığı kuş resmi nasıldı? Ne kadar farklı, öyle değil mi? Hem de ne yapmış? Kocaman Miró diye ismini yazmış, değil mi, yaptığı kuşun alt kısmına? Ya da Picasso'nun yaptığı kuş nasıldı? Picasso zaten geometrik şekillerle resim yapıyordu, değil mi? Yaptığı kuş da üçgenlere benziyordu. Matisse'in nasıldı? Matisse'in de böyle renk alanları vardı sanki. Evet, kuşumuz hazır. Şimdi ne yapalım? Şimdi belki birazcık da şöyle uçurabileceğimiz bir kuş hazırlarız.
Onun da nasıl yapacağımızı ben size şimdi göstereceğim. Bu çalışmamda da birazcık Picasso'dan ilham aldım. O yüzden böyle daha üçgen şekilleri kullandım. Birazcık uçağa da benzemiş değil mi? Belki evde ya da bahçelerde uçurabileceğiniz böyle bir kuş olur. Siz istediğiniz gibi de çizebilirsiniz çocuklar. Tamamen farklı şekiller kullanabilirsiniz. Evet, boyama aşamasını tamamladıktan sonra da çizdiğim bu güzel kuşu etrafından kesiyorum. Şimdi tam orta kısmını buluyorum ve karşılıklı olarak katlıyorum. Aynı bir uçak yapıyormuş gibi sonra tekrardan bu kısımları aşağı kısma doğru katlıyorum. Şimdi diğer tarafı. Evet, kuşlarımız uçmaya hazır. Ben çalışmamı tamamladım çocuklar. Hem birbirlerinden farklı 3 tane ressamı hem de yaptıkları farklı farklı kuş resimlerini inceledim. Ve böyle eğlenceli bir çalışma yaptım. Sizler de YouTube sayfasından Arkas Sanat Merkezi'ni takip ederek videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler.